7. Olağan Kongremizin arkasından yaptığımız ilk genel idare kurulu toplantımız. İnşallah Cenab-ı Hak bu toplantımıza hayra vesile kılar. İnanıyorum ki bizler sadece ülkemizde değil bütün dünyada barışın, huzurun, saadetin tesis edilmesi için çalışan ve bunu 50 yıldır dillendiren tek siyasi görüşüz. Sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için çalışan bir teşkilatız. Aslında bütün dünyanın saadeti için, insanlığın saadeti için çalışmak bir ayrıcalık. Dünya iyice küçüldü. Ama şu anda dünyada ciddi bazı problemler var. Ekonomik ve teknolojik güce sahip olanlar, silah gücüne sahip olanlar kendi ideallerini ve düşüncelerini, menfaatlerini koruyabilmek için bütün dünyayı kontrol etme gerektiği takdirde baskı uygulamadan çekinmeyecek bir anlayışa sahipler. Bir ucunda Amerika var, Avrupa var, Rusya var, şimdi ortaya bir de Çin çıktı. Geriye kalan devletlere nereye korsanız koyun bir hükmü yok. Atladık tabii. Bir de İsrail var. Ne yazık ki bu söylediğim ülkelerin neredeyse tamamı İsrail'in bir bakıma yaptığı zorbalıkları tabiiymiş gibi takdim etme, onları destekleme ve onlara arka çıkma istikametinde gayret gösteriyorlar, el birliği yapıyorlar adeta. Son açıklamalar bunu çok açık bir şekilde gösterdi. Dünyada eğer biz saadet istiyorsak ezilenin, ezenin olmaması icap eder. Hakkın üstün tutulması icap eder. Adalete herkesin riayet etmesi icap eder. Bu değerlerin korunabilmesi için de elbette güçlü bir ele veya ülkeye veya topluluğa da ihtiyaç var. Dünyada barışın ve huzurun olması işte bu manada, kamil manada hakkın üstün tutulması ile mümkün. Yine başka hiçbir zihniyette görmediğimiz bir anlayışımız var bizim. Adına milli görüş dedi. 50 senedir de bu davaya sahip çıkan siyasi kuruluşlar oldu. Temelimizde ne var? Bir, biz ahlaki ve manevi değerleri öne çıkarırız. Mutlaka adalet de bunun içindedir. Eğitim de bunun içindedir. Paylaşım da bunun içindedir. Sağlığın tesis edilmesi imkanlarının herkese ulaşması da bunun içindedir. Fikir, düşünce, inanç, hürriyeti de bunun içindedir. Biz öyle bir inanca sahibiz ki insanı eşref-i mahlukat görüyor bizim inancımız. Ancak eşref-i mahlukat olmak akıl nimetinden kaynaklandığı için de elbette onun sorumlulukları, yükümlülükleri var. Yerine getirmediğiniz takdirde de esfeli safiliğine inersiniz. En büyük nimete sahipsiniz insan olarak. Ama onun gereğini yapmadığınız takdirde de en derinlere duçar olursunuz. Ama manevi değerlerin hemen arkasından da bütün maddi ihtiyaçlarımızı bize karşı bir baskı uygulanmaya kalktığında elimizdeki imkanlar ve değerler gasp edilmeye teşebbüs edildiğinde de ona direnecek güce sahip olmamız icap eder. Bunun içinde maddi kalkınmayı, sanayileşmeyi, teknolojide ileriye gitmeyi olmazsa olmaz şart olarak görürüz. Bugün teknoloji aldı başını gidiyor. Yapay zeka denilen bir şey çıkarıldı. Kim kimin emrine girecek? İnsan mı yapay zekanın emrine girecek? Yoksa insan daha üstün bir varlık olduğunu ispat edip yapay zekayı insanlığın hizmetine mi sunacak? İkisi de mümkün.
biz ancak insanlığın hizmetine sunulan bir yapay zekanın değerlendirilmesinden yanayız ve elbette bunu da en iyi değerlendirecek olan biraz önce söylediğim değerlere sahip olan topluluklardır, gruplardır, ülkelerdir. Onun için bizim burada iddiamız var. Biz milli gelirimizi artırırken de en üst seviyeye çıkmayı hedef aldık. İhtiyacımız olan hiçbir şeyi ihmal etmememiz icap eder. Kendimiz imal edecek noktaya gelmemiz icap eder. Onun için bizim ekonomide en önemli hedefimiz milli gelirimizi sağlam temellere, üretime dayatarak artırmak. Ama ondan sonra başka bir husus daha var. Bu milli gelirin toplum arasında da adil bir şekilde dağılımını sağlamak. İşçinin alın teri kurumadan işçinin ücreti ödensin buyurulmuş. Tamam da o alın terinin karşılığı hangi ücret? Al sana bahşiş. Camiden çıkarken işte birisi yardım diyor. Çıkarıp cebinizden 5 lira veriyorsunuz. Ha bu mu? Yok, onun ihtiyacını karşılayacak kadar, bütün ihtiyaçlarını günlük karşılayacak, giderecek kadar bir ücrete ihtiyacı var. İnşallah bu dönemde bunu gerçekleştirebilmek için de her sahada ne yapmamız icap ettiğini bizlere araştırarak getirecek, gösterecek, politikalar oluşturmamızı sağlayacak inşallah bir ekip, bir kadro oluşturmayı da bu sebeple önemli gördük. Bu dönem iktidara hazırlık dönemi olacak. Ahlaki ve manevi değerleri güçlenmiş, maddeten kalkınmış, huzuru sağlamış, kendine yeterli hale gelmiş olan bir ülke, dünyada da barışın tesisi için şahsiyetli bir dış politika izlemek mecburiyetindedir. Zalimlerle işbirliğini zirveye çıkardığınız zaman onların ya bir unsuru olursunuz veya onlar gibi olursunuz. Elbette siyasi kararlar alınırken şartlar dikkate alınır. Bunu ihmal edemeyiz. Ama o şartlardan dolayı da biz zalimlere destek olamayız, olmamalıyız. Bizim geçmişimiz hep böyle olmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlara geldiğimiz zaman da şunu görelim. Öyle geliyor ki bana bu Genel İdare Kurulu döneminde Türkiye büyük ihtimalle seçime gidecek. Elbette iktidar bunu sonuna kadar da götürebilir. Yarın da seçim yapabilir. Ama şartlar sanki 2 sene civarında seçimin olabileceği kanaatini bizde doğuruyor. Onun için de çalışmalarımızı hızlandırmaya, ülkenin problemlerinin tamamını göz önüne alarak nasıl çözeceğimiz konusunda hedeflerimizi belirlemeye, sonra da bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için çalışma metotlarımızı tespit etmeye mecburuz. Ülkemizin şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla en önemli problemi maalesef adalettir. Adalet olmadan kimse bu ülkede yatırım yapmaz. Ehliyetli, becerikli olan insanlar da bu ülkede oturmayı istemez. Çünkü becerikli olan insan, kabiliyetli olan insan, zeki olan insan kendi fikrini açıkça söyleyebilmelidir. Biz devrim mahiyetinde çalışma yapmak mecburiyetindeyiz. Devrim mahiyetinde çalışma mevcudu silkeleme manasına gelir. Nasıl olacak da insanları silkeleyeceğiz? Mevcut kurallarda yanlışa götüren ne varsa biz bunu değiştirmekle mükellefiz. Kimse bunu yanlış anlamasın. Biz inancımızın temellerini zorlayacağımız gibi bir kanaate kimse girmesin. Hayır, bizim inancımız bize bunu emrediyor. Cenab-ı Hak kuvvet ve kudret sahibidir, ilim sahibidir. Ama biz o ilmin zerresine bile sahip değiliz. Onun için bizim bu ilmi zirveye çıkarmamız icap eder. Bu da ancak
bu şekilde sorgulayabilen insanlarla ortaya çıkar. Bunun için çok becerikli, kabiliyetli insanlar baskı altında bulunduklarını hissettikleri, bakın sadece baskı altında demiyorum, hissettikleri bölgelerde, ülkelerde oturmazlar, giderler başka yerlerde, fikirlerini daha rahatlıkla söyleyecekleri ortamlarda çalışırlar. Beyin göçü dediğin ne? İşte bu. Ben beyni bir kullanmaya kalktığım takdirde sen benim tepeme binersen ben seninle beraber çalışamam diyor insan. Onun için biz bu ülkede adaleti tesis etmeden kamil manada hiçbir iş yapamayız. Bir insan kendi çocuğunun akıbetini araştırdığı zaman suçlanıp hapse atılabiliyorsa o ülkede adalet olmaz arkadaş ya. Sadece hak arıyor. Hak aramanın önünü kesemezsiniz be. Polis zoruyla. Bir üniversite sizin kontrolünüzün dışına çıktığı için o üniversiteyi yok etmeye kalkarsanız siz ilme itibar etmezsiniz arkadaş. Şaka mı bu? Onun için bugünkü şartlar altında adaletin tesisi önce kucaklaşmayı gerektirir. Senin gibi düşünmeyen, seninle aynı zihniyeti taşımayan, siyaseten karşına çıkanlar hain, bir tek bir sen doğrusun, dürüstsün. Kargalar bile güler buna. Eğitim buna göre düzenlenecek. Eğitimi biz düzenleyeceğiz, bu memleketin öz evlatları. Dışarıya göbeğinden bağlı olanlar Türkiye'de milli bir eğitim müessesesini ihya edemezler. Bunun için de kutuplaşmanın önlenmesi, işte bunun için de burada geliyor iş, liyakate dayanıyor. Her konuda insanların layık oldukları şekilde değerlendirilmeleri. Bir makama, mevkiye birileri tayin ediliyorsa etkili kişilerin yakınlıklarına, akrabalıklarına göre değil, bağlılıklarına göre değil, kendi sahalarındaki becerilerine, kabiliyetlerine göre değerlendirilmeli. Onun için liyakat olmadan olmaz. İstişare olmadan da olmaz. Kararlar verilirken mutlaka hem de kendi görüşünüzün dışındaki insanlarla da istişare ederek bir kararın alınmasına ihtiyaç var. Ondan sonra da güzel ahlak gelir, dürüstlük gelir, fedakarlık gelir, benlik duygusundan uzaklaşmak gelir. Dürüstlük olmadan olmaz. Yani bir insan bir şey söylediği zaman, yaptığı zaman ben o insanın her şeyine güvenebilmeliyim. Kamu malına herkesin sahip çıkması icap eder. Kimsenin babasının malı değildir. Biz ona sahip çıkacağız. Bu güzel ahlakın bir gereğidir dürüstlük. Ha işte onun arkasından da demin söylediğimiz noktaya geliyoruz. Bugün Türkiye'de işsizlik almış başını gitmiş. 4,5-5 milyona dayanmış. Genç işsizlik %25. Her 4 insandan biri genç. Biz hala üniversite açıyoruz. Üniversite mezunu olan işsizlik öbürlerinden daha fazla. Kabiliyetli, kalifiye insan yetiştiremiyoruz. Eğitim sistemimiz darmadağın olmuş. Adalet, sağlık müesseseleri öyle bir hale gelmiş ki birilerinin kazanç kapısı. Ya sağlık kazanç kapısı olmaz ya. Zaten problem oradan başlıyor. Ne zaman ki biz şifahaneleri hastahane yapmışız, iş bitmiş. Eskiden şifahaneymiş. İnsanlar tedavi edilmek için giderlermiş. Bugün hastane dediğimiz yerlere. Şimdi o hastalıktan para kazanmak isteyenlerin cebine bir karış daha para koymak için gidiyorlar. Farkında değiller. Ayrı bir konu. Sözü biraz uzattım. İnşallah dış politikada da hemen şunu söyleyeyim. Dış politikada da bizim yeniden politik tercihlerimizi masaya yatırmaya, yeniden eskiden beri var olan ama bugün kaybolan ittifakları yeniden ihdas etmeye, kurmaya mecburuz. Bütün bunları söylememin sebebi besmeleyi çekerken bir defa daha biz kimiz? Hangi prensipler bizim olmazsa olmazlarımız ve nasıl çalışacağız? Bunları hatırlamayı, hatırlatmayı bir vazife olarak
gördüğüm için sizlere aktardım. Yeni bir dönem başlıyor. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. Yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. Bazı arkadaşlarımız elbette zaman içinde kadroların değişmesi olmazsa olmaz gibi oluyor. Bir takım değişikliklere ihtiyacımız var. Bu sefer de yeni gelen arkadaşlarımız hatırı sayılır sayıda oldu. Hanım kardeşlerimizin biraz daha aktif olmalarını temin etmeyi de önemsedik. İlk adımımız oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda hanım kardeşlerimizin bu çalışmalara daha fazla sayıda insanın katılımıyla destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü toplumumuzun yarısı hanımlardan oluşuyor. Kadınları da bugün üzerine böyle hırsla gidildiği gibi aile bağını kopararak toplumda ben de varım, ben de iş kadını olurum, ben de patronluk yaparım, her sahada erkeklerle mücadele edelim. Ya böyle bir mücadelenin içine girmeye ihtiyacımız yok. Biz paylaşmakla mükellefiz. Cenab-ı Hak bizi fizyolojik olarak farklı yaratmış. Bir aile kadınla erkekten oluşur. Ve o aile toplumun gelecek nesillerini yetiştirir. Biz eğer ailenin bu vasfını ortadan kaldıracak adımlar atarsak da o zaman başımız beladan kurtulmaz. Toplum bir uçuruma doğru gidiyor aile yok olduğu için. Aile yok olmuyor. Şunu da benim kanaat olarak söylüyorum. Yok ediliyor. Planlı ve programlı bir tarzda kadın hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez, görülmemiştir de. Böyle yaratılmış. Herkes kendi mizacının gereğini de yapmak ya da yerine getirmekle de mükellef. Tabii gençlerimiz bizim için önemli. Onların yetişmesinde de en büyük katkı babalardan çok annelerden geliyor. Onun için biz gençlerimize de büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmaları babında mutlaka şimdiden bir takım görevleri üstlenmelerinin olmazsa olmaz olduğu kanaatimizi de burada ifade etmek istiyorum. Hamdolsun böyle bir gençlik yetişiyor. Şu anda okullarımızda bir eğitimde bir kargaşa var. Gençlik kimlik bunalımına sürükleniyor. Biz gençlerimizi de bu bunalımdan kurtarmak için eğitimde ciddi reformların yapılması gerektiğine de inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah sizlerin de yardımcısı olsun. Bu yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize çalışmalarınızda, çalışmalarımızda başarılar diliyorum.